Amerikancı ağızlarla barış, demokrasi nutukları atarsanız yaptığınız etkinlikler zaferi gölgelemek olur. İzmir'de kentin düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'ün 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli afişler hazırlandı. Ancak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı afişlerde Cumhuriyet'in 2. yüzyılı, barışın 2. yüzyılı gibi ifadeler yer alması tepki çekti. Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve TGB ortak açıklama düzenledi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in her yönüne, her yanına doldurduğu afişlere bakınca sinsi bir yaklaşım göze çarpıyor. 9 Eylül'ü barışın ikinci yüzyılı diye anmak bugünün gerçekliğiyle örtüşmüyor. 100 yıl önce İzmir yanıyordu. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, ABD'nin tehditlerine karşı doğru mevzi çağrısı yaptı. 100 yıl önce Yunanistan'ın arkasındaki İngiliz emperyalizmini nasıl bize getirdiysek, bugün de ABD emperyalizmini bize getirecek kararlılığa sahibiz. Ancak o kararlılığı göstermek için Türkiye'mize, en çok da İzmir'imize yönelen tehditlere karşı duracak bir mevzide olmamız gerekiyor. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yaptığı yığınağa vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin tutumuna tepki gösteren Cengiz, zafer ve kararlılık yürüyüşü yapacaklarını ilan etti. 9 Eylül zafer demektir. 9 Eylül kararlılık demektir. Bütün İzmirlilere davetimizdir. Türk bayrağını alan gelsin. Dosta düşmana kararlılığımızı hep beraber gösterelim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan herkesi yürüyüşe davet etti. Karşıyaka'da saat 11'de İzmak önünde buluşuyoruz. Gençler de yürüyüşün en önünde yer alacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gençler 9 Eylül'ü 100. yılına yakışır şekilde kutlamak ve yeni zaferlere kararlılığı göstermek için 9 Eylül'de saat 11'de Karşıyaka İzmak önünde buluşuyoruz.